Berlin'in Türk ve Alman ürünlerini aynı anda bulabileceğiniz online süpermarketi BAM Store göç hikayelerini sunar. www.bamstore.de'den siparişlerinizi online olarak verebilir ve istediğiniz saatte evinize teslim edilmesini sağlayabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Berlin Eyalet Meclisi'nin bahçesindeyiz. Berlin Eyalet Parlamentosu Yeşiller Partisi Milletvekili Fatoş Topaç'la birlikteyiz. Ben tanıştım ve çok sevdim Fatoş Hanım'ı. Etrafına pozitif enerji saçan bir hanımefendi. O yüzden dedim ki yani sizin hikayenizi duymayı çok isterim. O da sağ olsun kabul etti ve çok kısa bir süre içinde bir araya gelebildik. Sıcak bir Berlin gününde, sabahında. Kahve bulamamış olsak da. Evet. Her yer kapalıymış. Biraz aksilik oldu. Ama içeriz, daha zamanımız var. Fatoş Hanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz Yeşiller Partisi'nden milletvekilisiniz. Siyaset meselesine gireriz ama önce biraz nerelisiniz, kaç yıldır Almanya'dasınız, nasıl bir evde büyüdünüz, anne baba nasıl insanlardı, biraz içinizden ne geliyorsa anlatır mısınız? Tabii ki. Ben 1972 senesinde Berlin'e getirildim. Çocuktum yani, geldim. İşçi bir ailenin çocuğuyum. Annem, babam 69, 3 ay sonra da babam 70'te Almanya'ya geldiler. Malatya'nın bir köyünde doğdum. Annemler Almanya'ya gelince yani bildiğimiz o yılların normal standart yoksul vatandaşları diyelim. Kimse buraya çok varlıklı olduğu için gelmedi sonuçta. Aynen. O şekilde öyle bir evde doğdum. Yani önce anne, sonra baba, sonra siz. Anne ve baba, o da ilginç bir hikaye. Birlikte yola çıkıyorlar. Zaten o yıllarda olay işte bir kadın 3 çocuğunu geride bırakıyor ve Almanya'ya çalışmak üzere yani bilinmezlere yola çıkıyor. Biz dedemlerin yanında kaldık. Onlar birlikte çıktılar. Yola çıktıkları günü net hatırlıyorum. 4 yaşında falandım yani. Beklenmedik bir şekilde kısa bir zaman sonra babam geri döndü. Neden? Evet. İstanbul'a kadar varabiliyor babam. Öteye çıkamıyor. Çünkü gençliğinde babam av tüfekleri varmış. Temizleyip ucundan tutarak duvara asıyor. Elinde patlıyor. Elinde patlayınca tabii parmaklar gidiyor tamamen. O parmakları işte ihtiyar teyzelerimiz köyde bakarak, onararak yapabildikleri kadarıyla o koşullarda elini kurtarmaya gayret gösteriyorlar. Ama parmakları şeydi yani, bildiğimiz düz açıda değildi. Biraz yamuktu ama elini kullanabiliyordu. Tabii biliyorsunuz herkesi böyle çok sıkı sağlık kontrolünden geçirdikleri için babamın elini görünce geri çeviriyorlar. O da geldi köye. Biliyorsunuz bizde yaratıcılık çoktur her zaman. Geri geldi, tekrar başvurdu. Bir dahaki kontrolde elini pek göstermeden böyle saklı gizli tutarak ama bu yani bu gelmiş. Anlattığınız hikayeyi aslında olayın böyle iç yüzünü anlamamız için ne kadar önemli. Yani hani hep duyarız sağlık kontrolünden geçiriliyordu insanlar. Evet. Gerçekten ülkemizin en güçlü insanlarını almış buraya getirmişler değil mi? En güçlü, en cesur, en yaratıcı olan, en bilinmezlere yola koyulacak kadar ya çaresiz olanı da bir tarafta yani, o da var. Yani üç çocuğu geride bırakmak için gerçekten cesur olduğun kadar da hakikaten ihtiyacının olması tabii lazım. Bir de ki, son zamanlarda ben şey düşünüyorum. Ya yani mesela kaç yılında gelmişlerdi? 69. 69. Savaştan 20 sene sonra. Değil mi? 45'te bitti. Yani şöyle bakalım, 61'de imzalandı göç anlaşması. Yani o dönemin Almanlarıyla kimse bir arada olmak istemez herhalde o zulümden sonra. Bizimkiler demek ki nasıl bir yokluk varsa, belki de biliyorlar mıydı acaba? Mesela babanız, anneniz 2. Dünya Savaşı tarihinden haberdarlar mıydı? Mümkün değil. Yani ikisi köyde ilkokula gitmiş. İlkokulda bilmiyorum neden Almanya'nın tarihi, savaşlar işlendi. Pek sanmıyorum yani, daha doğrusu. Ama tabii buraya geldikten sonra annem örneğin istek yapıldığı ya da başvurduğu hastaneden de emekliye ayrıldı. Yani gerçekten aralıksız o iş yerinde çalıştı. O da protestan bir hastaneydi. Yani kiliseye bağlı olan bir hastaneydi. Annemi düşünün, işte köyünden kalkıyor geliyor. O zamanki kadınlar gibi işte köylünün eşarbı var başında. Hani Avrupa'nın göbeğine geldim, Berlin'e geldim. Buradaki toplumsal yaşam nedir acaba diye pek bir bağ olmuyor. Zaten hastane Berlin'in oldukça dışında, Wannsee'de bir hastane. Orada hem çalışıyor hem yaşıyor hastanenin alanında. Orada da tabii rahibeler var biliyorsunuz. Oldukça kapalılar. Yani o tabloyu düşünebiliyor musunuz? Zıtlığı düşünebiliyor musunuz? Evet. Tabii daha sonra buradaki toplumsal yaşama bakarak, kendisi de o ihtiyacı duymayarak eşarbını attı örneğin. Ama o yıllardan annemin anlatımlarını bilirim. Halen sohbet ederiz. İşte rahibeler çok katıydı. İşte tabii ülkenin tarihine bakarsan, geçmişine bakarsan, biz gelmeden çok uzun zaman önce olmamak şartıyla neler yaşanmış, kimlere neler yapmışlar, milyonlarca insan yok edilmiş. Bu da tabii bu toplumun mirası. Her zaman
mirasıdır ve kalacak. O yıllarda tabii ki tarih çok daha yakın bir süreçte yaşandığı için yansımaları çok farklı. Yani düşünün, biz dört kardeş gündüz parka giderdik örneğin. Evimizin çok yakınında vardı. Bizim gibi bütün Türkiye'li ailelerin çocukları, anne baba, herkes çalışıyor. Evde oturan, evde kalan insan yoktu zaten. Bütün çocuklar dışarıda. İhtiyarlar bize sorardı örneğin, nereden geliyorsunuz? Söylerdik, Türkiye'den geliyoruz. Ya ha, biz silah arkadaşıyız diye. Biz bu da ne diye. Evde anlatırdık. Yani bu şekilde tarihi bir parça. Savaşına tabii yaşıyor. İlk geldiğinizde 1972 yılında kaç yaşındaydınız? 6-7 yaşında. Nasıl bir psikoloji, ne hatırlıyorsunuz? Yani nasıl bir Berlin vardı? Ruh hali nasıldı açıkçası? Yani her şeyden önce tabii ki bir tarafta Almanya'ya gelmekten çok mutluydum. Çünkü anne babayla tekrar bir arada olacaktık. Ayrı kalmıştık bir 3 yıla yakın neredeyse. Onun tabii keyfi vardı. Diğer tarafta çok üzülüyordum. İşte dedemi geride bırakıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Onu geride bıraktığıma çok üzülüyordum. Onu net hatırlıyorum. Yani böyle ikisi de vardı. Bir de bu hani generasyon Kofa Baby dedikleri çocuklarda şey var değil mi? Böyle dedeyle ya da anneanne babaanneyle farklı bir anne baba ilişkisi gibi bir şey var. Tabii o çocuk, eşim öyle yetişmiş örneğin. Orada gerçekten bir kopukluk oluyor. Yani evet. İlk 15 yılınızı anne babadan ayrı yaşadıysanız 15'inden sonra bilirsin elbette annem ya da babam. Ama o duygusal bağ, yani bir çocuğun bir anne babayı birbirine pekiştiren, bağlayan bağı yakalamanız gerçekten çok çok zor. Çünkü yaşadığınız bütün süreç, aşamaları onlar olmadan yaşamışsınız. Yani neyi paylaşacaksınız sonuçta? İki yabancı insan bir araya geliyor gibi. Bu bizde böyle olmadı. Çok sıcak, çok babacan, çok şefkatli bir dedem vardı. Elinden geleni her zaman yapmıştır. Çocuklarım, torunlarım burada işte bize emanettir. İyi olsunlar, iyi yaşasınlar, eksikleri mümkün olduğunca olmasın. Neresindendiniz Malatya'nın? Akçadağ'ın Akçadağ. Köyünden. İnsanlar merak ediyor çünkü. Bizde öyle bir şey vardır. Ya, Akçadağ'ın dede köyünden. Peki Fatoş Hanım, sizi siyasete iten etkenlere gelelim biraz. Yani burada insanlar bekara yaşıyor, fabrikada çalışıyor, mühendis oluyor, her şey olabiliyor ama siyasete giren çok az. Siyasetle ilgilenen Türkiye kökenli insan çok az. Ne oluyor da? Yani mesela Hakan abi videosunda gördük ki onun cinselliğinin farkına varması. Alevilik, Kürtlük falan böyle politize bir toplumdan geliyor falan. Sizde neydi? Ben de cinsel eğilim söz konusu değil. Onu anlayabildik şimdiye kadar. Değil mi? Biraz daha gerilere gitmem lazım. Yani ben çok ufak yaşta geldim buraya. Tabii Alevi bir ailenin kızı olarak yetiştim. Yani bizim evde her gün Alevi sohbetleri yoktu. Yani pek konu da değildi. Sır gibi saklanmıyordu ama dakika başı da konuşulmuyordu. Yani belli bir normalite vardı diyeyim. Bunu ama tabii ben ilk okulda yaşamaya başladım. Yani bir şeyler var bu arada ama nedir çözemedim. Çünkü pek gündeme gelmiyor bizim evde. Bildiğiniz standart okullara gittim. İşte bütün herkesi yabancılar sınıfına bilmem nereye ayırdım. Türkçe, din, dil ve kültür dersleri diye adlandırılan dersler vardı. Tabii bizimkiler, annem, babam, gidin çocuklar, öğrenin, bilin falan diye gönderiyorlar bizi. Biliyorsunuz o yıllarda da şey mantığı var. Herkes biliyorsunuz 2 sene burada, 2 sene sonra gidecek felsefesiyle yaşıyor, o beklentiyle yaşıyor. Tabii ki Türkçe de öğreneceksiniz, diplomanızı alacaksınız diye gittik. Bir gün öğretmen çıkardı, bize bir kitap verdi. Haftaya kadar dedi bilmem ne suresini, nesini okuyacaksınız. Açtım kitabı, baktım. Aa, ne güzel böyle yani. Boyanmış kadar güzel yazı olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Arapça. Aldım, götürdüm. Annemlere dedim yani bunu benim öğrenmem gerekiyor ama bunu ben anlayamadım. Tabii onlar da anlamadı. Haftası doldu. Tekrar okula gittik. Ben biraz deli dolu bir kızdım. Kısacık saçlarım vardı. Spor ayakkabılarım, sürekli şortlarla gezen bir tiptim. Yani böyle alışa gelmiş kız manzarasının biraz dışındaydım. Ve hoca beni çağırdı. Hocam dedim ben öğrenemedim. Neden? Dedim bana öğretecek kimse yok. Ben bunu zaten okumayı bilmiyorum. Bu resimler nedir dedim. Anlamıyorum. Şöyle tepe beden tırnağa süzdü beni. Annen ne zaman geliyor eve dedi. Söyledim annemin geliş saatini. Ben size geleceğim dedi. Ben de sevindim. Ne güzel, hocam bizi ziyarete gelecek. Ders bitti. Gittim ön tarafta. Hadi hocam gidelim bize dedim. Gelmeyeceğim, vazgeçti. Yani anladı. O beni anladı. Ben daha anlamadım ama. Daha sonra 2 yıl falan geçti aradan. Bir yürüyüşteyiz. Sene 78-79. Ben çok çok genç yaşta politize oldum. Bir yürüyüşe gittik. İşte Türkiye'de bir film sinemaya girmiş. İşte Yok Faşistlerin filmi falan dendi. Biz tabii protesto eylemine gittik. Karşı yürüyüşe gittik. Ve karşı yürüyüşçülerin ilk sırasında birini gözüm ısırır gibi oldu. Elinde bir şişe kırdı şişeyi. Kırık şişeyle üstümüze doldu.
doğru yürüyor. Bir baktım benim ilkokul hocam. Oo. Hocam diye bir bağırdım ben. Tabii adam arazi oldu, bıraktı gitti arkalara. Yani böyle bir dönemde gençlik yıllarında yetişmeye başladım. Burada tabii aynı zamanda 80'li yıllarda barış hareketi, kadın hareketi vardı. Türkiye'de darbe yaşandı, junta yaşandı. Onun etkileri burada çok tabii sert yaşandı değil mi? Yaşandı. Yani düşünün ben kaç yaşından beri burada yaşıyorum. 80'de darbe olduğunda. Şimdi AK Parti'den kaçanlar o zaman da darbeden kaçıp geliyordu. Tabii. Yani çok yakın çevremizde onu yaşamak mümkündü. Darbe bir taraftan, burada da yabancılar yasasında uygulamada bir farklılık yaşanmıştı. Vaktin İçişleri Senatörü vardı Berlin'de, Heinrich Luhmann diye. Benim neslimdeki arkadaşların hepsi çok iyi bilir onu. Yabancılar yasasını öyle katılaştırdı ki işte o ana kadar 18 yaşına kadar örneğin herkes çocuğunu yanına getirebiliyor istediği zaman ülkesinden. Yaşı bu? Bu 80 senesi. Seydiyor yaşı seydiyor. Yaşı yaş sınırını 16'ya indirmeye başladı. Tabii bütün aileleri bir panik sardı. Biliyorsunuz yani 16-17 yaşında çocuk liseyi bitirip öyle gelecek. Yani öyle bir döneme geliyor ki okul hayatını stratejik mahvediyor. Çocuklarını birçoğu tabii aldı getirdi. Aynı zamanda tabii junta öncesi o dönemde biliyorsunuz Türkiye'de ortalık gidiyor. Yani her gün burada radyoda Türkçe radyo kanalı vardı. Zendafhaus Berlin'de akşamları bir saat böyle bütün aileler toparlanıp dinlerdi. Dünyayla bağımız oydu. Orada dinlerdik işte 20 kişi, 30 kişi, kaç kişi öldü, kayboldu bilmem ne oldu diye. O olduğu gibi tamamen sırf Türkiye'nin gündeminde değil yani bize taşındı. Çünkü insanlar buraya geldi. Ben birçoğuyla tercüme yapmak için gitmedim daire kalmamıştır herhalde birçok insan gibi. O olaylar bizim de gündemimize oturmaya başladı. Yani Maraş olayları vesaire yani o kadar toplumdan yani uzak siz... yaşasak da dışında değiliz tabii. İlk olarak oradaki olaylara bir tepki oluyor değil mi? Burada da önce böyle Türkiye'deki meselelere bir reaksiyon gösteriyoruz galiba. Yani o neyi gösteriyor? Yüreğimiz nerede? Onu gösteriyor. Evet. Yani Rosa Luxemburg şey demiştir yani nerede olursan ol, bulunduğun yerdeki mücadele her neyse o mücadeleye destek ver. Bence çok tabii ki doğru bir tespit ve nedir anlayış. Ama bizlere bakıyorum birçoğu halen Türkiye'nin kenar mahallesinde nerede bir araba kazası oldu, hangi dizide ne oldu, mecliste kim kime ne dedi, ayrıntılara kadar insanlar biliyor. Ama burada mahallede ne oluyor? Buradaki peki o zaman, hayatını etkileyen neler oluyor? O zaman dışında kalıyoruz. Hemen yani tam size sorulacak yani bir soru olduğu için hemen sorayım. Şimdi biz Türkiye'deki bu olayları gözümüzü çevirmişken sizce Almanya'da ne oluyor? Yani bu ırkçılık, faşizmin yükselişi, AfD'nin yükselişi vesaire. Yani gelişmeler çok ciddi ve yeni de değil. Kaç yıl geçmişi var bunun. Biz şu an tanık oluyoruz. AfD'nin meclislere girerek, faşizan mantığın meclislere, ta federal meclise girip orada bir sahne bulup da her gün yayın yapabileceği bir şekle gelmeden önce de bir geçmişi var. 80'lerden bahsettim az önce. Yani neden politize oldum? Yabancı düşmanlığı deniyordu o yıllarda. Çünkü biz yabancı diye sıfatlandırılıyorduk. Ama o zaman da söz konusuydu. Yani CDU çok uzun yıllar krize girdiği an, seçimleri kaybedecek gibi göründüğü an seçim kampanyasının son 2-3 haftasını yabancı düşmanlığıyla, özellikle Türkiyelilere karşı kampanyalarla belli bir formasyona sokardı. Ondan sonra 2-3 hafta sonra bütün veriler tırmanırdı, seçimi kazanırdılar. Yani demek istediğim geçmişi var. Geçmişte pek ciddiye alınmadı, pek kale alınmadı, anlık olaylar olarak belki görüldü. Halkın belli bir kesimi işte baktığımızda ki son 30-40 senede bu hep böyledir, 3 aşağı 5 yukarı oynayarak da olsa. Nüfusun %20 civarında hep böyle bir ırkçılığa en azından bir meyillik var, öyle diyeyim. Yani en azından o şekilde nüfusun var. %20'si gibi. Yani düşünün 5 kişiden biri. Çok fazla yani bir çok felaket bir sayı bence. Çünkü bir de bunların böyle diğer toplulukları galeyana getirme özellikleri de var. Ama bilinmeyen, çok haklısınız. Bilinmeyen ya da göz önünde bulundurulmayan bir şey var. Demin dedik işte 45'ten 69'a bizimkiler gelinceye kadar iş göçüyle aradaki zaman çok büyük değil. O zaman zarfında düşünün ki yani 45'te savaş bitti, ışıklar kapandı ve tekrar yeniden yandı. Yeni bir ülkeye uyandık diye bir şey yok ki bu memlekette. Geçmişte NSDAP yani faşistlerin partisiyle yola koyulan, görev üstlenen, hakiminden, savcısından, polisinden, öğretmeninden yani bütün katmanlarda çalışan kitleleri düşünün. Bunların hepsi 45'ten sonra birçoğu yani istisnai durumlarda görevlerinden alındılar. Diğerlerinin hepsi küçük bir aradan sonra diyeceğim ki olduysa devam ettiler. Yani bu ne demek oluyor? Kurumlarda bu zihniyet devam etti. Yani bilin yani
Himmler'in SS'i herhalde milyondu ve o insanların hepsi hayata karıştı sonra. Yani ölen kaybolmadılar. Ya da yani. Bunlar yeni kurulan Almanya'nın temelinde tabii ki bunların izleri var. Yani onlar gittiler, gittikleri kurumlarda, çalıştıkları iş yerlerinde, mantıklarını da beraberinde götürdüler. Hepsi değildir. Hepsi çok yoğun değildir belki ama anlaşılan yeterince. Yani demek istediğim, halkın diyoruz işte araştırmalarda 1/5'i ırkçılığa meyilli olduğunu söylüyor. Ama polis teşkilatında, devletin güvenlik kuruluşlarında, istihbaratta vesaire, yani her yerde şu an onu görüyoruz. Çok sistematik bir şekilde, inceden inceye, sessiz sessiz, uzun yıllar demek ki orada bir zemini yaratılmış. Yani ben şeye son derece tepki gösteriyorum. Saldırılar yaşandığında hep işte tek kişi. Einzel Täter. Hep tek kişi. Aynen. Ya delidir, ya hastadır, ya ipini koparmıştır. Hep bir şekilde bir açıklama vardır. Hep bireyselleştirme eğilimi vardır. En son Lübke cinayeti de öyle sonuçlandı. Tabii. Yani kardeşim, biri örgütlüyor, planlıyor, programlıyor, desteği var, silah buluyor. Öldüreceği, saldıracağı insanı ispiyon ediyor. Yani bu bir kişinin böyle sabah kalkıp da karar verip tek başına yola koyulacağı bir şey değil. Tabii ki burada altyapı var. NSU davalarına bakın. NSU katliamına bakın. Peki sizce burada devlet işin üstüne gitmiyor mu, emniyet güçleri, yoksa bir şey mi bulamıyorlar? Yani ya da bak, medya mı biraz daha bu işi böyle kapatma eğiliminde? O da var yani. Mesela aynı şekilde suçlu bir göçmen olsa inanılmaz yaygara kopuyor. Suçlu bir Alman olduğunda böyle örtbas ediyorlar. Trafik kazasında bile öyle o. Orada birbirini olumsuz anlamda tamamlıyor zannedersem. Bu kurumlarda kuruluşlar kim araştırıyor? Kim görevli? Belli eğilimde olan insanlar zaten belli mesleklere yöneliyorlar. Ben uzun yıllar meslek danışmanlığı yaptığım için oradan da geçemeyeceğim. Yani ona bakarsanız sorunun bir parçası olan bir grup sorunu çözecek. Mümkün değil. Fatoş Hanım, sizce Türkiye'deki siyasetle Almanya'daki siyaset arasındaki ya da siyasetçiler arasındaki temel fark ne? Hani genelde Türkiye'de böyle ihaleye girerler, yakınlarına iş bulurlar falan. Burada öyle şeyler var mı? Yani ben rastlamadım. İhale yok mu? Alamıyor musun? Rastlamak da istemiyorum. Yani burada aslında vardır, mutlaka vardır da. Daha yüksek yerlerden belki. Tabii başka liglerde o işler dönerdir. Lobbyist dediğimiz, yani lobiciler, federal meclis baktığımızda tabii, bakın yani neler oluyor. Profesyonel milletvekilleri var. Tabii. 30 ya, yıldır milletvekilleri. Ama bence yani bu yeşiller için böyle, benim için böyle, yani ticaret yapmak isteyen ticaret yapsın, politika yapmak isteyen politika yapsın diye böyle bir ayrımımız var burada. Yani orada çok net çektiğimiz bir set var, sınır var. Ben öyle bir şeye rastlamadım. Bazen biliyorum insanlarda bir beklenti oluyor. Ya işte abi abla işte yok kardeşim diyorsun. Yani elim kolum senin anladığın şekilde uzun değil. Olsa da yapmam yani. Reddettiğim bir şey. Türkiye'de olduğunu biliyorum. Yani Türkiye'den gelen arkadaşlar tabii oldu. Tabii ya, Türkiye'de. Çok gülmüştük. Kreuzberg Belediye Başkanımızla ben, işte Türkiye'den gelen politikacılar vardı, görüştük. Bizim belediye başkanı geldi, buluştuğumuz, oturduğumuz yerde bisikletini bağladı, girdi içeri. Şok. Makam arabası nerede? Orada. Personeli nerede? Kendisi işte yani. Koruması da yok. Koruması yok, personeli yok. Yani anlattılar ya, siz ne biçim politikacısınız, neden dedik. Yani Türkiye'de çıkarsın, polisi çevirirsin, yolu kapatır, seni götürür, getirir, bilmem ne yapar. Yok ya öyle mi? Yani ben günlük normal birçoğumuz gibi U-Bahn otobüsüne binerim, işime gider gelirim yani. Başım dara kalırsa taksici arkadaşlara selam söyleyeyim, beni tanırlar. Şu an herkes şey diyor içinden, ya keşke Türkiye'de böyle milletvekilleri olsun. Bir de sizin Türkçeniz de çok iyi, o neden öyle? Tabii Türkiye'de okula gittiniz falan ama hiç bir değişim olmadı. Yok, ondan oramadım. Kaynaklanmıyor. Ben Türkiye'de devrim yapmak için çok çalıştım gençliğimde. Sonra AK Parti geldi. Türkçem maalesef bayağı bir silinmişti, 13 yaşına falan. Türkçe anlıyorum ama konuşamıyorum. Sıkılıyordum. Yani Türkiye'de böyle Türkçe konuşan milletvekili yok. Yok şimdi. Vallahi yok yani. Prompter olmadan şeyler kahve de... Kahve sipariş edeceğim birazdan. Yok, ben yani devrim yapmak üzere dergileri alıp, Falstoyavalt sözlükleri alıp, gazetedeki makalelerin altındaki kavramları çizerek, lugatla ben Türkçe öğrenmek zorunda kaldım. Mecburdum. İnanılmaz. Bulunduğum ortamda da tek Almanca bilen arkadaş bendim. Ben çok erken yaşta sol bir örgütte, Berlin'de örgütlü olarak çalıştım. Dedim ya, devrim yapacaktık. Onların da Almanca'ya ihtiyacı olduğu kadar benim de iyi Türkçe'ye ihtiyacım vardı. O şekilde yani bu arada Almanya'da öğrendim. Almanya'da yaptığınız bu siyasi çalışmaları Türkiye'de yapsaydınız hapse girer miydiniz? Türkiye'de yapsaydım yani en az hapse girerdim. Yaşayan arkadaşları biliyorum. Yaşayıp gelenleri biliyorum sonuçta. Hatta ben 80 yani, ama darbe öncesiydi. Annemlerle pazarlığa oturdum. Ya dedim, burada okul çok uzun sürüyor. Beni Türkiye'ye gönderin. Ben Türkiye'de yatılıda liseyi bir senede hemen hızlı bir şekilde bitirip geri geleyim. Onlar tabii anladı, planın arkasında bir şeylerin yattığını. Onaylamadılar. İyi ki bırakmamışsın.
Yani tanıktım o dönem. Bırakıp gelen arkadaşları biliyorum. İşkence görenler, içeri düşenler, illegaliteye düşenler. Yani tanık oldum, yaşadım, biliyorum. Ağır bedeller ödendi. Bir gün Almanya'yı bir Türk şansölye yönetebilir mi? Ya da ne zaman böyle bir şey olabilir sizce? Mümkün mü yani? Yani demin faşistlerden, faşist gelişmelerden bahsettik. Onları yenersek, hak ettikleri çöp tenekesine tekrar o zihniyeti atarsak neden olmasın? Tabii ki yani bu, amacımız bu. Yani biz faşistlerle burada... mücadele için Almanlardan gerekli desteği gördüğünüzü hissediyor musunuz? Yani o faşist kafalı Alman olduğu kadar da sağduyulu Alman var mı sizce? Tabii ki. Tabii ki. Öyle olmasa zaten Almanya bizim için yaşanılır. Çünkü görmezden de gelebilirler. Nazi dönemi gibi. O kesim de var. Elbette var. Yani ilk yıllarda ya işte insanlar tepki duyduğu için AfD'yi seçiyorlar. Kötü oldukları, faşizan oldukları için değil. Yok işte mutsuz oldukları için, işsiz oldukları için. Yani hep böyle bir relative etme var. Hep böyle bir anlayışla karşılama eğilimi vardı. Halen de var yer yer. O da zaten bu yaklaşım tarzı bence. Onların toplumun bu kadar içine girip yayılıp, sızıp, açık açık kendini beyan etmelerine destek oldu. Yani baştan beri çok katı bir tavır konsaydı belki onu tarihçiler daha iyi vaktiyle açıklamasını yapacaktır. Bu noktaya gelmeyecektik ama biz çok hassas bir dönemdeyiz. Gerçekten son derece hassas bir dönemdeyiz. Yani gün geçmiyor ki polis teşkilatında duymuyoruz. Yok işte neredeydi? Dün yine Doğu Almanya'da olacak yanlış hatırlamıyorsam. Birinin bir asker olacak. Alman ordusunun askeri yani. Evine basıyorlar. Birinin silahıydı, topuydu, tüfeğiydi, bilmem nesiydi bulunuyor. Yani bunu yenebilirsek neden olmasın? Neden Türkiye kökenli bir şansölye olmasın ya da başka bir kökenli? Son tabii zamanlarda ki... en korkutucu şeyler onlar değil mi? Güvenlik güçlerinin içinde aşırı sağın olması. Bu NSU 2.0'da falan da. Yani neden? Hani bilgileri oradan tabii almışlar. Tabii çünkü falan. Onlara karşı neredeyse korumasız gibi bir duruma düşüyorsunuz. Yani bakın Hessen'de Seda Hanım var. Avukat NSU davalarına bakan Seda Başay galiba arkadaşın adı. Onun örneğin verilerini bilgisayar alıyorlar. İdil Baydar olsun, başka kimlerin olsun, Nöken'deki arkadaşlar Daim var. Mehmet Daim Ağgüler'in posta kutusuna kurşun falan bırakmışlar. Kimin? Mehmet Daim Ağgüler. Enes'in avukatının posta kutusuna kurşun. Uyarıyor işte. Haber veriyor. Başka bir yere taşımış tabii olmasına rağmen. Yani düşünün, bunu yapabilmek için kendinizi ne kadar emniyetli hissetmeniz lazım. Sırtını ne kadar pek hissetmen lazım ki bunu yapıp başıma da gelmez, bunun hesabını da kimse bana sormaz, soramaz diye bir emniyetim var. Bu cüreti gösterebilirim. Biliyorsun. Bu da neyi gösteriyor bence? Bu işin arkası da var yani. Üzgünüm ama var yani. Gerçekten var. Adamlar işte Notch'ten diye olay çıktı biliyorsunuz. WhatsApp grupları işte 25 bin kişilik ölüm listeleri hazırlanmış. Çuvallar alınmış. Hazırlıklar yapılmış. Yani Reichsberg dediğimiz hatırlarsınız kaç gün önce işte federal meclise saldırıda bulunanları. Tabii bunları patolojik deyip de geçebilirsiniz. Bence değil. O aşamadan çıktık. Yani kesinlikle patolojik bilmem ne değil. Kesinlikle. Yani bunlar muntazam örgütlü çevreler ve son derece ciddiye almak gerektiği gibi üstüne yürümek lazım. Ve bu konuda bence devlet bütün kurumlarıyla gerekeni halen yeterli derecede yapmıyor. Fatoş Hanım çok teşekkür ederim. Çok ben güzel size çok sohbetti. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir dahaki sefere meclisi gezmek üzere vedalaşalım. Evet, hay hay çok sevindim. Umarız sizin bu siyasi yolculuğunuz devam eder. Hem burada bizi iyi temsil edersiniz hem de Türkiye için böyle güzel şeyler düşünen bir insan hep burada var olur. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bakalım.